Geometri en baştan serisinin son videosuna geldik gençler. En baştan serisini bugün nihayetlendiriyoruz. İnşallah en baştan serisinde güzel bir temel oluşturabilmişizdir size diye umuyorum, öyle ümit ediyorum. Bugün anlatacağımız kısım en baştan serisinin son videosu olacak gençler. Ne anlatacağız bugün? Üçgende açı ve kenar bağıntıları konusunu anlatacağız gençler. ÖSYM'nin çok sevdiği bir konudur. Aslına bakarsanız biz yine basit olarak anlatacağız ama şu haliyle yani yeterli bir konu halinde değil. En azından bir temel oluşturacak ama sizde. Onun üzerinden geçeceğiz. Ve bundan sonra da artık en baştan serisi bittikten sonra da artık böyle TYT, AYT, geometri videolarına hazır bir pozisyona, hazır bir hale gelmiş olacaksınız inşallah. Haydi başlayalım. Gençler, üçgende açıkenar bağıntılarında şu hususu vurgulayarak başlamak istiyorum. Üçgende iç açılar ne görür? Üçgende iç açılar ne görür derken şunu kastediyoruz. Yani benim gördüğüm şekliyle sizin de düşünmenizi diyorum. Yani geometrik bir görüş size kazandırmaya çalışıyorum. Üçgende iç açılar ne görürden kastım şu. Siz üçgende A köşesine gidin. Siz kendinizi A köşesinde çizin. Ben şimdi şuradayım bak, A köşesindeyim. A köşesindeyim ben. A köşesinde bulunan iç açının olduğu yerdeyim. Ve bakıyorum. Ben baktığım zaman şuradan gözlerim olsun. Buradan baktığım zaman ben ne görürüm? Ne görürüm biliyor musunuz? Direkt karşıya görürüm. Direkt BC kenarını görürüm aslında. Tamam. Aslında benzerlikte falan aslında bunları vurguluyoruz. Kenar görüyor. Yani iç açıların hepsi ne görüyor? Kenar görüyor. A iç açısından baktığınız zaman BC kenarını görürsünüz. B iç açısından baktığınız zaman AC kenarını görürsünüz. C iç açısından baktığınız zaman AB kenarını görürsünüz. Tamam. Bunu söylüyorum baştan peşin olarak çünkü açıların gördüğü kenarları tespit etmek önemli olacak. O kenarlarla bağıntılar kuracağız çünkü. Üçgende açı kenar bağıntılarında. Anlaştık? Sendeyiz hocam. Peki iç açılar kenar görüldüğü dedik. Peki iç açılar ile gördükleri kenar arasındaki ilişki nedir? İç açılar kenar görüyor. A iç açısı BC kenarını, B iç açısı AC kenarını, C iç açısı AB kenarını görüyor. Peki şöyle düşünün. İç açılar kenar görüyor. Gayet güzel. Şimdi şöyle elimin şöyle içinde bir açı oluşuyor şurada. Tamam mı? Tamam, şöyle görüyorsunuz. Tamam. Sonra şu elimin parmaklarının arasında bir açıklık var. Ona dikkat edin. Tamam mı? Şimdi ben açıyı oluşturdum. Açıyı gittikçe büyütüyorum. Açıyı ben gittikçe büyüttükçe parmaklarımın açıklığı da ne oluyor? Artıyor. Uzaklık artıyor. Yani açı büyük olduğu zaman gördüğü kenar da büyük oluyor. Çok mantıklı. Açı büyükse gördüğü kenar da büyük olur. Yani bir üçgenin en büyük açısı neresi ise o açının gördüğü kenar da üçgenin en büyük kenarıdır. Nokta. Üçgende açı kenar bağıntılarının en önemli %50'sini anlattık şu anda. Büyük açı büyük kenarı görür. Peki tersini düşünelim. Büyük kenar var diyelim. Senin elinde bir iki üçgen var. 3, 4, 5 üçgeni. 3, 4, 5 üçgeni var benim elimde. Bu 3, 4, 5 üçgenin elimde kalem var da. 3, 4, 5 üçgeninin çizeceğim şimdi 3, 4, 5 üçgenini. Bu 3, 4, 5 üçgeninin gençler. Tamam mı? Bana en büyük açıya sahip açısını söyler misiniz? Acaba bu üçgenin bu açısı mı en büyük? Bu açısı mı en büyük? Bu açısı mı en büyük? En büyük kenarı gören, kenar ne ya? En büyük kenarı gören açı en büyük açıdır. En büyük kenar kim burada? Hocam 5. O zaman 5'i gören, şu 5'i gören kim? 5'i gören bakın, 5'i gören şurası. O zaman en büyük açı da bu. Tamam. Bak bu kadar basit. En büyük açı, en büyük kenarı görür. Tersini söyleyeceğim bu cümlenin. En büyük kenarı gören açı en büyük açıdır. En büyük açı en büyük kenarı görür. En büyük kenarı gören açı en büyük açıdır. Yani işin özeti şurada yazdığım şey aslında. A büyüktür, B büyüktür, C ise A'nın gördüğü kenar B'nin gördüğü kenardan o da C'nin gördüğü kenardan büyüktür. Tersini söylüyorum. BC kenarı AC'den ve AB'den büyükse BC kenarının gördüğü A açısı AC kenarının gördüğü B açısından AB kenarının gördüğü C açısından büyüktür. Tamam. Teorik olarak anlattık. Hafif de örnek verdik. O örnek sayısını arttıralım şimdi. Şimdi gençler bu örnek sayısını arttıracağız ama anladık mı anlamadık mı? Şimdi soruya bir cevap verin bakalım. Bu üçgendeki en uzun kenar kim? Hocam üç açısını da bilmiyoruz. Ama iki iç açısını biliyorsak üçüncü iç açıyı da biliriz değil mi? 60-60. Diğeri de 60 o zaman. Hepsi atıyorsa o da atıyordur yani. He? İspiriye. 60 derece. Neden? Üçgende iç açılar toplamı 180 çünkü. Hocam bu üçgen diye olmanız lazım. Devamında söylüyor olmanız. Hocam bu üçgen eşkenar üçgen.
Evet, eşkenar üçgen. Yani burada en uzun kenar diye bir şey yok. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Bunu neden söyledim biliyor musunuz? Eşit olduğu zaman bütün kenar uzunlukları eşit oluyor. Ona dikkat et. Bunlardan bir tanesini 61 yaptığım anda en uzun kenar kim olur acaba? Bir tanesini 61 yapalım. Kim oldu en uzun kenar? 61'in gördüğü kenar. Anlaştık. Bu üçgendeki en uzun kenar gençler 61'in gördüğü kenar. Çünkü 61, 59 topladık. 120 kaldı buraya yine 60. En uzun kenarı bulmak istiyorsan en büyük açıyı bulmak zorundasın. En büyük açı kim? 61. O zaman 61'in gördüğü kenar AC kenarı. Bize her yer 61 ha? AC kenarı burada en uzun kenar. Tutsak ile yazmayalım. AC kenarı burada en uzun kenardır gençler. Çünkü nereyi görüyor? 61 derecenin gördüğü kenar olmuş oluyor. Tamam. Yani büyük açı büyük kenarı görür. Tamam. Buradaki en uzun kenarımız AC olmuş oldu. Sendeyiz hocam. ABC kenarlarını büyükten küçüğe doğru sıralayalım gençler. Hadi bakalım. Şimdi önce açıları bulmamız lazım. Bulalım. 90 derecem var. 60 derecem var. Topladım 150 yaptı. 180'den çıkardım. Burası 30 yaptı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ya ben bunu demeden 90-60 görünce 30 yapıştırıyorsan bu en baştan serisi sen de işe yaramış demektir. Sendeyiz hocam. Tamam. Yapıştırman lazım artık. Bak şunu tekrar söylüyorum. Bir dik üçgende 90'ı gördüğün zaman lütfen rica ediyorum diğer açılarla toplama 90'ı ya. Diğer iki açıyı karıştırma. O 90'ı koy kenara. Diğer ikisinin toplamı 90 olacak. Oradan yola çık. Uzatma işi. Orası 90'sa 60'ı 90'a tamamla. Tümlerini bul. Bitti olay. Tamam. 30-60-90'ı yazdık. Büyükten küçüğe doğru kenarları sıralarız. En büyük açı kim? En büyük açı. En büyük açı 90 derece. Bu 90'ın gördüğü kenar A kenarı. A kenarı büyüktür. 90'dan sonra en büyük açı kim? 60 derece. 60 derecenin gördüğü kenar B kenarı. A büyüktür B. Ve son olarak diğer açı, diğer kenarı görecek. Ve o da en küçük kenarımız olmuş olacak. A büyüktür, B büyüktür, C. Sendeyiz hocam. Evet, buyurun gençler. Hocam 90 ne güzel oluyordu. Siz kendinize 95, bize 95 yap. Olsun, topla. Bir şey olmaz. Buldunuz mu? 95 derece, 15 derece topladınız. Kaç yaptı? Hemen toplayalım. Kalem neredesin kalem? Alfa yazdım buraya. Dedim ki 95 artı 15 artı alfa eşittir 180. 95'te 15'i topladım gençler. 110 artı alfa eşittir 180. At 110'u karşıya. Alfa eşittir 180 eksi 110. Buradan 180'den 110'u çıkardık. Alfa kaç kaldı? 70 derece. Demek ki alfamız 70 dereceymiş sevgili gençler. Tamam. Peki alfamız 70. Bulduktan sonra tüm açıları büyük kenarın, büyük açının karşısında büyük kenar vardır prensibini kullanarak kenar uzunluklarını sıralayayım. En büyük açımız 95 derece. Onun gördüğü kenar A kenarı. A kenarı büyüktür. 95'ten sonraki en büyük açımız 70 dereceyi. Bak 70 derecenin olduğu yerdesin sen. Üçgenin kenarlarıyla, üçgenin kenarlarına bırak seni, kendini. Üçgenin kenarları seni götürecek zaten. Nereye götürecek? 70'in gördüğü kenara. Tamam. 70'in gördüğü kenar. Veya 70'in olduğu yere geç. Direkt karşıya bak. Nereyi görüyorsun? B'yi görüyorsun ya. A büyüktür B. Ve son olarak 15'in gördüğüne bakıyoruz gençler. 15'in gördüğü de C olmuş oldu. En küçük kenar da C kenarı o zaman. Tamam. Sendeyiz hocam. Evet. Tersini sorduk şimdi. Açıları vermedik. Açıları sıralamanızı istiyorum. Kenar uzunluklarını verdim. Sıralayın bakalım açıları. Durdurun sıralayın. Veya durdurmadan direkt söyleyin. Söyleyebiliyorsanız. Hadi söyleyin. En büyük kenar kim? En büyük kenar 8, 10, 13. En uzun olan 13. 13'ü kim görüyor acaba? 13'ü kim görüyor? 13'ü kim görüyor? A görüyor. O zaman A açısının ölçüsü büyüktür. Kimden? Diğer 13'ten sonra sırada kim var? Sırada 10 var. Onu kim görüyor? Gidin onun olduğu yere. Bakın bakayım onu nereye görüyor? B açısı. Yazıyorum buraya B'yi. Ve son olarak gençler 8. 8'i kim görüyor 8'i? Hop! C açısı. O zaman diyoruz ki A açısı büyüktür. B açısından o da büyüktür. C açısından diyoruz sevgili gençler. Sendeyiz hocam. Evet. 7, 24, 25. En büyük kenar. 25. O zaman 25'in gördüğü açı en büyük açı. Büyük kenarı gören açı büyük açıdır. 25'i kim görüyor gençler? 25'i kim görüyor?
A açısı görüyor hocam. O zaman diyoruz ki A açısı büyüktür. Kimden büyüktür? 24'ün gördüğü B açısından. Bakın bu 7-24 25 üçgeni değil mi? İnşallah gören vardır. Hocam 7-24 25 mi ya? Her 7-24 25 dik üçgen midir? Kesinlikle dik üçgendir. Başka imkansı yok. Tamam mı? Aklınız olsun. Büyüktür C açısından. Yani kenar uzunluklarını sıraladıktan sonra o kenarları gören açıları yazıyorsunuz. Bu kadar basit. That's all folks. Devam edelim. Peki. Bu %50'lik kısımdı ya. Geri kalan %50'lik kısmı anlatacağım şimdi üçgende açıkenar bağlantısı. Bir üçgen çizebilmek için ne gereklidir? Kalem gereklidir. Değil mi? Hayır. Bir üçgen çizebilmek için gençler, bir üçgen çizebilmek için üçgen eşitsizliği gereklidir. Üçgenin üçgen eşitsizliğini sağlaması gereklidir. Yazıyorum bak. Üçgenin, kısaca üçgen eşitsizliği yazalım ya. Bir üçgen çizebilmek için üçgen eşitsizliği ve bir adet de kalem gereklidir gençler. Düzle çizebiliyorsan sıkıntı yok. Cetvelle duruma göre. Olmazsa olmaz ama kalem muhakkak gerekti. Ekstra yardımcı materyal. Neyse uzatmayalım. Bir üçgen çizebilmek için üçgen eşitsizliği. Peki hocam nedir üçgen eşitsizliği? Pardon. Nedir üçgen eşitsizliği? Üçgen eşitsizliği gençler tırnak içinde yazan cümle. Çok karışık duruyor değil mi? Evet farkındayım çok da karışık duruyor. Ama çok da mantıklı duruyor ya. Çok da mantıklı biliyor musunuz? Aşırı derecede mantıklı. TYT AYT'de daha ayrıntılı anlatacağım geometri kısmında. Bir üçgenin herhangi bir kenarı diğer iki kenarın toplamından küçük, diğer iki kenarın farkının mutlak değerinden büyük olmak zorundadır gençler. Bu eşitsizliği sağlamak zorundadır. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Bakın kapatarsak anlatayım. Mesela 5, 6, 7. Böyle bir üçgen çizilebilir mi? Çizilebilir mi, çizilemez mi? Nasıl tespit ediyorum? Diyorum ki bu üçgenin ayrı ayrı kenarlarını incelemeye alıyorum. 5'i inceliyorum. 5 gel bakayım buraya. 5. Sevgili 5. Sen diğer iki kenarın toplamından küçük müsün? 5'e soruyorum. Sen diğer iki kenarın toplamından küçük müsün? Bak diğer iki kenarın toplamından küçük olmak zorunda çünkü. 5 de diyor ki evet. 6 ile 7'yi toplarsak 13 yapar. Ben 13'ten küçüğüm. 5'e tekrar bir soru daha soruyorum. Peki 5. Sen diğer iki kenarın farkının mutlak değerinden büyük müsün? Farkının mutlak değeri şu demek. Büyükten küçüğü çıkar. Negatifle uğraşma demek. 7'den 6'yı çıkardın 1. Evet diyor 5. Cevap veriyor. Evet. Ben 1'den de büyüğüm. Pardon gençler. Ben 1'den de büyüğüm diyor. Tamam. 5'in sorgusu bitti. Geliyorum 6'nın sorgusuna. 6. Sen diğer iki kenarın toplamından küçük müsün? 6 diyor ki ben 5 ile 7'nin toplamından küçüğüm. 12'den küçüğüm. Peki 5 ile 7'nin farkının mutlak değeri daha doğrusu farkından pozitif olacak şekilde büyük müsün? Evet diyor. Büyüğüm. 6'nın sorgusu da bitti. Ve son olarak geliyorum 7'nin sorgusuna. 7. Sen diğer iki kenarın toplamından küçük müsün? 5 ile 6'yı topluyoruz. 11. 7 diyor ki evet ben 11'den küçüğüm. Peki 7. Sen diğer iki kenarın farkının mutlak değerinden büyük müsün? Yani 6-5 kaç? 1. 1'den büyük mü? Büyük. Hepsini sorguladım ve hepsi sorguladığım sorulara evet cevabını verdiler. Yani diğer iki kenarın herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından bak 5. 5'e sorduk. 5 dedi ki ben 6 ile 7 13 bundan küçüğüm. 1'den de 6 ile 7'nin farkından da büyüğüm. 6 da aynı cevabı verdi. 7 de aynı cevabı verdi. Diyoruz ki o zaman bu üçgen çizilebilir. Tamam. Üçgen eşitsizliğimiz bu. Kabataslak haliyle bu. Peki örnekleri nasıl geliyor? Örnekleri şöyle geliyor. Fiziki olarak böyle bir üçgen varsa çizilebildiyse 3, 4, x demiş. Bu üçgen çizilebildiğine göre gençler kesin ama kesin burada bulunan x var ya. Şu x'imiz var ya şu x'imiz. Bu x'imiz bu sorgulamadan geçti demektir. Hangi sorgulamadan? X sen diğer iki kenarın toplamından küçük müsün dedik. X de evet dedi demektir. Diğer iki kenarın farkının mutlak değerinden büyük müsün? X de evet dedi demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani üçgen çizilebilmişse üçgen eşitsizliğini sağlamıştır. Şimdi daha basit cümleler kuralım. Üçgen çizilebilmişse üçgen eşitsizliğini sağlamıştır. Yani bu x'imiz geriye kalan iki sayının topluyorsunuz. İki sayıyı çıkartıyorsunuz mutlak değer içerisinde. Tamam. Ve sonra bu işlemleri yapıyorsunuz. X ne oldu? 7'den küçük oldu. 1'den büyük oldu. X'in alacağı tam sayı değerlerini yazınız. 1'den büyük. 2 olabilir. 3 olabilir. 4 olabilir. 5 olabilir. 6 olabilir. 7 olabilir sevgili gençler. Bunlardan 1 olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7'den 1 olacak. Tamam mı? İlla 5 olacak değil. Burada bir de şunu vurgulamak lazım. Şekil stabil değil. Yani şimdi ben bunu 3, 4 buraya ölçtüğüm zaman BC'nin bir uzunluğu olur.
Ama Beijing'in alabileceği değerleri yazıyoruz biz. Bu değerleri de bulurken üçgen eşitsizliğini sağladığından yola çıkarak, faydalanarak yazıyoruz. Anlaştık. Şimdi şu uygulamaya bakın. Bu uygulamanın aynısını şu soruya yapıştırın gençler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Durdurun uğraşın. Evet, ne yaptınız? Dediniz ki demek ki bu x'imiz, bu x'imiz, bu x'imiz bu üçgen çizilebildiğine göre bu 6 ile bu 8'in toplamından küçük olmak zorunda. Bitti mi? Bitmedi. Bir de bu 6 ile 8'in farkının mutlak değerinden de büyük olmak zorunda. Bak tekrar diyorum, mutlak değer kafanı karıştırıyorsa büyükten küçüğü çıkartacaksın. Negatif bir şey yazmayacaksın üçgen eşitsizliğine. Tekrar söylüyorum, negatif bir şey üçgen eşitsizliğine yazılmaz. Yazılması teklif dahi edilemez. Tamam mı? 6 ile 8'i topladım, 14. 6'dan 8 çıkar mutlak 2. Yani x 2 ile 14 arasında olmalı. Alabileceği tam sayı değerleri yazın. Yaz oğlum. 3, 4, 5, 6, 7, şiir gibi gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Önemli bir şeyin altını çizeceğim. Yanlışlıkla falan yapmadık. Kasıtlı bilinlik olarak yaptık. Bakın, üçgen eşitsizliği diyor. Eşitsizlikte eşitlik olmayacak. Eşit olması imkan dahilinde değil. Eşit olamaz. Burada x'in uzunluğu 14 olamaz. 13,99 olur ama 14 olmaz. Tamam? Unutmayın bunu da. Bunu da kafanıza yazın bak. Bunlar temel hususlar. Bunlar da sıkıntı olmasın diye söylüyorum. Üçgen eşitsizliğinde iki tarafta da eşitlik yok. Yok. Vallahi yok. Devam. Oo, devam. İleriye gideceğiz. Evet gençler. Şimdi son olarak bir iki tane daha böyle işi şeyleştirelim. Denklem katalım işin içine. Ve işi bitirelim. Şimdi hep x x x koyuyorduk. Buraya 2x eksi 5 koydum. Ama fark eden bir şey yok. Yine bu 2x eksi 5'in tamamını, nerede 2x eksi 5? Heh, bu da. Tamamını şöyle kocaman bir x gibi düşünseniz ne diyeceksiniz? Bunu alacaksınız buraya. Diyeceksiniz ki 15 ile 14'ü toplayayım. Değil mi? 15'ten 14'ü çıkartayım. Böyle demeyecek misiniz? Bunu diyeceksiniz. Aynı şekilde düşünün. Oraya 2x eksi 5 yaz. Aman Allah'ım ben ne yapacağım? Buraya girmeyin. Rahat olun. Rahat olun ya. Rahat olun. Al buraya. Al al. 2x eksi 5 mi yazıyor? Yaz şuraya 2x eksi 5'i. Yaz. Tamam. Burada yapmamız gereken üçgen eşitsizlik çözmek. Eşitsizlik çözmeyi de tabii ki siz en baştan serisinin matematiği de var. O matematiği de kavradığınızdan dolayı, izlediğinizden dolayı öğrendiniz. Öğrenmiş olmanız lazım. Hala öğrenmediyseniz ben hala öğrenmeyen için basit bir şekilde anlatacağım. Yazıyorum buraya. 2x eksi 5. Doğu hoca o kadar olmasa da biz de anlatırız yani. Doğu hocaya buradan cevap hakkı doğuyor. 15 ile 14'ü topladım. 29. Ya bu arada Doğu Hoca demişken gençler, kesinlikle en baştan serisi matematik kesinlikle bitirmeniz lazım bak. Olmazsa olmaz. 15'ten 14'ü çıkardık. 1. Şimdi bana x'in alacağı tam sayı değerlerin toplamını soruyor. Bu eşitsizlikte x'i yalnız bırakmamız lazım. X'i yalnız bırakmak için eşitsizliğin özelliğidir. Her tarafa aynı muameleyi yaparsan eşitsizlik bozulmaz. Aynı şekilde kalır. X'i yalnız bırakmak için önce eksi 5'ten kurtulmam lazım. O yüzden eksi 5'ten kurtulmak için her tarafa 5 ilave ediyorum. Buraya 5 ilave ettim. Buraya 5 ilave ettim. Buraya 5 ilave ettim. Geri kalan kısmı dokunmadan yazıyorum bak aynen. Gördün mü? Dokunmadan aynen yazdım. 5 ile 1'i topladım. 6, 5, eksi 5 götürdü birbirini. 2x kaldı. 5 ile 29 topladım. 34 oldu. X'i yalnız bırakmak için her tarafı 1 bölü 2 ile çarpıyorum. 1 bölü 2 ile. Ya veya 2'ye bölüyorum desem de sıkıntı yok. Negatife bölmediğin müddetçe eşitsizliklerde sıkıntı olmaz. Negatife bölersen yön değişir. Ona dikkat edeceksin. 2'ye böl. 2'ye böl. 2'ye böl. 6'yı 2'ye böldüm. 3. 2x 2'ye böldüm. X. 34'ü 2'ye böldüm. 17. Demek ki x'imiz gençler 3 ile 17 arasındaki tam sayılar olabiliyor. 3 ile 17 arasındaki tam sayılar. Nedir bunlar? Nedir bunlar? Yazıyorum buraya gençler. 4'ten başlıyor. 5, 6, 7, nokta nokta nokta. Kime kadar? 17'ye kadar. Bana neyi soruyor? Bu tam sayı değerlerin toplamını soruyor. 4'ten 17'ye kadar olan sayıları toplayacak mıyız? Aman Allah'ım. Hayır. 4'ten 17'ye kadar olan sayıları toplamayacaksın. 1'den 17'ye kadar olan sayıları toplayacaksın. N çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle, yani 17 çarpı 18 bölü 2 formülü. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı. Topladık. Buradan gençler 9 kere 7, 63'ün 3'ü elde var, 6. 9 kere 1, 9. 6 da elde, 15. 153 çıktı. 1'den 17'ye kadar olan sayıların toplamı 153. Peki burada 4, 5, 6, 7, nokta nokta 17'ye kadar olan sayılarda 1, 2, 3 var.
Bu 1-2-3'ün, daha doğrusu 1-2-3 yok. 1-2-3'ün olmaması için şuradaki, pardon gençler, 1-2-3'ü çıkarmam lazım. Yani 6'yı buradan çıkartarak 4'ten 17'ye kadar olan sayıların toplamını buluruz. 153-6 yani 147 olmuş olur gençler. Demek ki 4'ten 17'ye kadar, yani x'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçmış? 147'ymiş. Tamam. Yine temel kavramlarda şöyle bir matematikte daha doğrusu şöyle bir kavramın altını çizmiş olduk. Onu kullanmış olduk. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle bulunur gençler. Biz de ne yaptık? 4'ten 17'ye kadar olan sayılar toplamı lazım olduğu için dedik ki ben 1'den şöyle 17'ye kadar olan sayıların toplamını bulurum formülü kullanarak kaç çıktı? 153 çıktı. 153. E burada fazladan kim var? Bana 1'den 4'ten 17'ye kadar lazım. Fazladan 6 var. Şu 6'yı karşıya atarak şuradaki 4'ten 17'ye kadar olan sayıları 153-6'dan 147 olarak bulmuş olduk gençler. İkinci bir bakış açısı olsun istedim. Evet, bundan bir tane de benzer soralım. Ve bu konuyu nihayette erdirelim gençler. 6, 11 ve 2x artı 3 vermiş. Durdurup uğraşalım gençler. 3-4 dakika, hatta 5 dakika uğraşabiliriz. Güzel güzel uğraşalım, yapalım. Haydi bakalım. Evet, buldunuz umuyorum. Çözüyorum ben. Yine yazıyorum. 2x artı 3'ü ne yapacaksın? Ortaya yazacaksın. 2x artı 3. Diğer iki sayı 11 ve 6. Diğer iki üçgenin kenarı 11 ve 6'nın toplamından küçük, farkının mutlak değerinden büyük olmak zorunda. Yani 2x artı 3 5'ten büyük. 11 artı 6 17'den küçük olacak. Yine getiriyoruz buraya. 5 küçüktür 2x artı 3 küçüktür 17. Bu eşitsizliği çözmek için her tarafta 3'ü çıkartıyoruz. 3'lerden kurtulmam lazım. Eksi 3 ilave ediyoruz gibi de düşünebilirsiniz burada. Tamam mı? Şöyle yazdım önce aynen. Şimdi yazıyorum buraya. 5 küçüktür 2x artı 3 17. Aynen yazdık. Yazdık mı yazdık. 5'ten 3'ü çıkarttık gençler, ne yaptı? 5'ten 3'ü çıkarttık. 2. 2x kaldı burada. 17'den 3'ü çıkarttık. 14. Her tarafı 2'ye bölüyorum gençler. X yalnız kalsın diye her tarafı 2'ye bölelim. X'imiz yalnız kalsın. 2 2'ye böldüm 1. 2x 2'ye böldüm x. 14 2'ye böldüm 7. Demek ki x'imiz 1 ile 7 arasında olmak zorunda. E 1 ile 7 arasındaki tam sayılar kimler? 2, 3, 4, 5, 6. 7 olabilir mi hocam? Olamaz. 1 olabilir mi? Teklif dahi edemezsin. Olamaz. Eşitsizliklerde eşitlik olmayacak çünkü. Bunları da toplarsak gençler, bunu o kadar kısa olduğu için formül kullanmaya gerek yok. 6, 2, 8, 5, 3, 8, 8, 8, 16, 4 daha 20 ediyor buradaki toplam. Umarım siz de bulmuşsunuzdur. Bu 20'yi bularak, doğru sonucu bularak hem bu videoyu hem de en baştan serisini nihayetlendirmiş olacağız. İnşallah faydalı olmuştur gençler. Geometride sağlam güzel bir temel oluşturmak için çıktığımız bu yolda benle beraber devam ettiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum. İnşallah çalışmalarınızın, emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alırsınız. Fazlası da etkili olur diye temenni ediyorum. Ve bu güzel dilek ve temennilerle de en baştan serisini nihayetlendiriyorum gençler. Bundan sonra artık TYT AYT geometri videolarıyla karşınızda olacağız. O kısmı devam ettirmiş olacağız. Bizde kalmaya, bizi takip etmeye devam edin. Sendeyiz hocam diyerek videoyu bitireceğim. Sendeyiz hocam diyeceğim. Ondan sonra bitireceğim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Sendeyiz hocam.